Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz Ramazan-ı Şerif'in özelliği. Oruç ayrı, Ramazan ayrı tabi ayrı. Bir kimse Ramazan'da hasta olsa, oruçtamsa bile yine Ramazan'ın özelliğinden faydalanabiliyor. Ramazan'ın en büyük özelliği Kur'an-ı Kerim Ramazan nazil oldu. Bir kap içindeki malzeme göre değeri artar bir kabın. Mesela bir sandıktan bir kap, içinde hurda var. O kabın değeri tabii olmaz. Ama içinde mücevherat var, o kabın değeri de artar. Hatta mektup bile bir zarf aslında kabı. Ama kimden mektup geliyorsa ona göre değeri de artar bunun da. Ramazan'ın en büyük özelliği de Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu, geldi. Kadir Gecesi yine Ramazan ayında, Kadir Gecesi de. Ramazan'ın başlangıcı nasıl olur? Ramazan nasıl başlar Ramazan? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sumu zü'etihi, sumu lirü'etihi, ayı görerek oruca başlayın diyor. Ayı görerek oruca başlayın. Ayı görerek. Bu hadis-i şerife göre bütün Müslümanların ayı gözetlemesi gerekiyor, bütün Müslümanların. Şaban ayının 29. gecesinde. Yeni aya hilal denir. 2-3 güne kadar incecik olur, hilaldir. Bu hilal yeni ay battan görünür, batıdan görünür. Eski ay ise o da ince olur, o doğu ufkuna görünür. Yani doğudan biter. Bir kimse sabah namazından sonra doğuda hilali görürse o eski hilaldir o böyle. Yeni hilal batıdan görünür. Güneşin battığı yerden görünür. Yani battan sonra meydana çıkar. Fakat çok ince olduğu için de biraz zor görünür. Herkes bunu göremez. Ne gerekiyor bunun için? Bir kişi şahit gerekiyor işte böyle. Demek ki hilali mutlaka gözlemek lazım. Hilali böyle araştırmak gerekiyor. Yani göremezse bile bunu gözlemek gerekiyor. Medine-i Mekke-i Mükerreme'de Şaban'ın son günlerinde herkes göğe bakar, batıya bakar, herkes bakar böyle. Herkes bakar böyle. Bu da nedir? Vaciptir, ibadettir bu da böyle. İbadettir böyle. Yani ibadetlerin böyle bilinmeyen yönleri ibadetlerin var böyle. Bak bir ayı gözetlemek, o da ibadettir böyle işte. Bir farzın başlangıcı olduğu için o da ibadettir. Ramazan gelirken ne gerekiyor? Tabii söylemek gerekiyor muhteremler. Hafta içerisinde en değerli gün Cuma günü. Bir de ayların tabii değerlisi var. 11 ayın sultanıdır. Ramazan-ı Şerif'tir, Ramazan-ı Şerif. Yani gerçekten Ramazan kıymetini, değerini tam anlayamayın Ramazan'ın böyle. Çok değerli bir ay Ramazan ayı. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben ferra bi duhuli ramazane. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, bir sevinç. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, nar. Allah kimsenin bedenini cehenneme haram kılıyor bakınız. Harramallahu aleyhisselam nar. Ramazan ayı geliyor sevinse bir insan. Genelde tabi üzülen de var şimdi mesela. Öyleyse de var tabii. Oruç tuttuğu halde eyvah, hele yazın sıcak günlerde, uzun günlerde tabii daha zor oluyor. Zor ama mesela bir komutan bir savaşı kazandı. Nasıl savaşı kazandı? Küçük bir cephe savaşı kazandı. Normaldir bu. Yani kazanması gerekir. Ama bir komutan düşmanın çok kuvvetli düşman karşısında savaşı kazanırsa o zaman kahraman olur muhtemelen. Yani oruç da Ramazan'da tabii sevabı daha fazla oluyor böyle şey. Bir de
Vakit olarak da oruç tutmanın zamanı da uzuyor. Kışın mesela 14 saatse oruç, 16'sa 18 saate çıkıyor. Ramazan'da saat farkı uzuyor. Ona göre sevabı da devam ediyor ama. Yani kimse oruçluyken bir kimse hemen daha sahur vaktinde orucun sevabı yazmaya başlıyor böyle. İftara kadar böyle. İftar uzadı. Sevap da uzuyor. Yani insan bir şey kaybetmiyor. Hep kazanıyoruz böylece. Ramazan ayı biliyorsunuz kameri aylara göre Ramazan ayı. Kameri aylara göre. Böyle olunca ne oluyor? Her ay 10 gün önce geliyor. 30 senede, 40 senede bir devir yapıyor. Yani senin her gün, her ayında girmiş oluyor Ramazan Şerif, girmiş oluyor böyle. Bir de Ramazan Şerif miladi takvimi olsaydı ne olurdu? Mesela Kuzey Kure'de yaz olur, güneyde kış olur böyle, kısa günler olur böylece böyle. Bir dengesizlik olur muhtemelen böylece. Şimdi bize yazın geliyor, onlara kışa geliyor Güney Kure'ye, Avustralya'ya böyle. Onlar yaza bize kışa gelir, bu da bir denge sağlanmış oluyor yeryüzünde de. Ramazan'da ne oluyor Ramazan'da? İza ca'a Ramazanu. Ramazan'a geldiği zaman futtihat ebvabü'l cennet, cennetin kapıları açılıyor. Yani Mevlam buyurun kullarım diyor. Yani buyurun kullarım açıyor kapıları. Ne anlama geliyor bu? Bir insan Ramazan'da ölse, Ramazan değeri bilmiş olsa yer onun cennet. Bak. Rabbim açıyor kapılarını. Ay kapılarını. Kapı açık. Efendim buyurun cennete gelin diyor böyle. Cennetin kapı açılınca da cennetin de bir yansıması var cennet dünyaya. O da yine yansıyor mu dünyaya? Ramazan geldi mi genelde bir huzur olur muhtemelen böyle. Yani farklı olur Ramazan'da. Oruç tutmamaya bundan yararlanır Ramazan'da. Bir farklılık olur Ramazan'da böyle. Daha insan bir rahat olur, bir huzur olur. İnsan fazla tartışma falan girişemez. İnsan bir rahatlama olur insanda. Nedir bu Ramazan'da? Özelliği bir de budur. Cennetten bir yansıma geliyor. Cennetten yansıma bir rahatlık geliyor dünyaya böyle. Hayattan, cennetten geliyor. Ve gullikal ebvabünnar ve cehennemin kapıları kilitleniyor. Cehennemin de kapıları kilitleniyor. Yani Mevlam yasak diyor buraya, cehenneme yasak diyor Ramazan'da. Tabi kilitlenince ne oluyor? Cehennem dünyaya yansıması var cehennemin de. O da bu etkisi gidiyor cehennemin de. İnsandaki böyle aşırı hırs, itiraz, bunalımlar hafifliyor. Ve sufide şeyatin, bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabi bağlama tabi zincire böyle maddeye değil de etkisiz hale getiriyor şeytanlar. Etkisiz hale getiriyor şeytanlar. Etkisiz olmuş şeytanlar bence. Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiye binerken tabi tufan olacak, heresil alacak. Mevlam buyurdu. Ya Nuh Vefaret Tennuru. Tennur diye bir yer vardı. Habanemizin ekmek pişirdiği tandır yanı vardı. Oradan su fışkıracak, sıcak su fışkıracak. Mesaj bu. Mevlam buyurdu, tennur fışkırdığı zaman her hayvandan bir eşit al, bir eşit al. Gemiye bindir her hayvandan. Deve, aslan, kaplan ne varsa böyle hepsini bindir, diye bindiriyor Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam kapıda hayvanlar giriyorlar. Nuh Aleyhisselam şeye baktı ki kocaman develer, filler var ya, filler, aslanlar, kaplanlar, gergedanlar, büyük vahşi hayvanlar, ayılar, kurtlar, canavarlar tabi. Nuh Aleyhisselam şeye baktı onlara da kendi kendine içten geçti. Ya Rabbi,
Ben nasıl bunları başarırım gemide şimdi? Bunlar birbirine girişirlerse bunlar, gemi batırır bunlar şimdi. Bir de onlar rızık da lazım gemide. Ben onlara ne veririm, nasıl doyururum ben onları? Nuh Aleyhisselam işten geçti böylece. Mevlam buyurdu, tabi Allah malum. Ya Nuh, sen görevini yap, o iş bana ait. Bin daha bunları gemiye, hemen o tendur denen yerden, su fışkırdı yerden böyle, tazik de böyle, bir gürültüyle ama böyle. Muazzam bir gürültü koptu, o tendur denen yerden, tandırdan sıcak su fışkırdı. Yüksektir ama, çok yüksek tarafa çıkıyor böyle. Hemen göğtün yağmur yağmur başladı, gemi tabi kalkıyor, kalkıyor. Gemi yükseldi artık, yola başladı, gidiyor gemi. Mevlam, hayvana hastalık verdi Mevlam, humma deniyor hastalık böyle, ateşli hastalık. Hayvanlara geldi. Filler, aslanlar, ayılar, kurtlar böyle ateşsiz geldi. Halsiz kaldılar, yatıyorlar. İştahı da kesildi. Az yiyorlar, hareketsiz kaldılar muhtemelen böyle. Şimdi Ramazan'da şeytanlar da bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor? Etkisiz hale getiriyor, etkisiz hale getiriyor şeytanlar böyle. Onların gücü alınıyor, şeytanlar alınıyor. Yani şeytan yine şeytan tabii. Onu demire bağlamıyor onları. Melekler şeytanları. Ama etkisiz hale getiriyor şeytanla getiriyor böyle şey. Yani şeytan fazla etkili olamıyor. Gücü az oluyor şeytan böyle. Vesileyi fazla veremiyor insanlara. Ne kalıyor geriye? Nefis amare kalıyor ama. Nefis kalıyor muhtemelen. Nefis diye nefis böyle şey. Ne var nefiste? Şehvet var. Öfke var, onur var, benlik var, kim var, düşmanlık ve kıskançlık var. Riyaset var böyle, nefiste böyle. Nefis kalıyor. İşte açlık da ne yapıyor? O vahşi hayvanın açlık uslandırdığı gibi bu aç kalmada ne yapıyor? Bu da nefisi sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor. Yani insan Ramazan'da özgürleşiyor. Şeytan bağlandı, etkisi gibi böyle. Nefis zayıflıyor, gücü azalıyor. İnsan Ramazan'da özgürleşiyor nefis insan dünyada böyle. Ramazan'da. Kimler? Tabi Ramazan'ı da hakkıyla yapabilenler. Yani şartları ortaya bunun da. Her kimse yaralanamıyor ama. Bir de Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok muhteremde. Hadis-i şerifini uzun okumuyor onu inşallah. Okumayayım. Bisamiyye'nin ev yevmeyni, hadise geliyor. Bisamiyye'nin ev yevmeyni, Ramazan'a bir gün kadar, iki gün kadar karşılamayan bir peygamber. Yani Ramazan'a karşılamayan bir ibadet yok. Doğru karşılanırsa, orucunun baş sonu karışır. Bunun için mesela Ramazan sonra bayram, oruç tutmak haram oluyor. Bak, oruç tutmak, ibadet haram olur mu? Oluyor işte. Neden? Orucunun sırrı belli olsun, başı sonu. Amaç bu muhtemelen böyle şey. Allah'ın koyduğu kanun kural karışmasın. Öbürü bir gün evvel başlar, iki gün evvel başlar, üç gün evvel başlar. Bayram sonra, Ramazan sonra yine devam edeyim der. Tekrar yapayım der. Ama zamanla Ramazan'ın başlarına karışık gider. Bu iş Mevla ne yapıyor, ne yapıyor? Ramazan'ı karşılamak da yasak. Bayram oluşturmak da haram, yasak olmaktan. Nasıl mesela farz namazına nafile karıştırılmıyor böyle. Sünnet karıştırılmıyor böyle. Farzı başlıyor, selam veriliyor, namaz çıkılıyor, ondan sonra sünnet başlıyor böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, İzâ dehale şehr-i Ramazâne, Ramazan ayı geldiği zaman, emrallâhu hamete arş, Allah Celle Celaluhu emrediyor, arşı yüklenen meleklere. Arş-ı âlâ, arş-ı azam, en büyük varlık o, arş-ı azam. Öyle büyük ki, her şeyi kuşatıyor ama. Ne kadar âlem varsa, madde alemini tabi, gökler, yıldızlar, galaksiler böyle. Ki ucu bilinmiyor bugün, teknoloji bilinemiyor böyle.
yeni galaksiler keşfediliyor böyle. Işık hızıyla milyarlar bir mesafe konuyor. Bütün bu galaksiler, Sidre-i Müntaha, cennetler, cehennem varsa böyle, Levh-i Mahfuz, hepsi arşın içinde. Arşa kadar. Bunu dört melek götürüyor bunu, hamale arşa götürüyor. Dört tane melek götürüyor. Kıyamette 8 olacak bunlar. Çıkacak sayılara böyle. 4 melek. Bir meleğin büyüklüğü, ne kadar büyüklüğü? Kim bilir kaç dünya katı, kaç göklerin katı. Melekler. 4 melek buna götürüyorlar bunları. Peki taşıyorlar mı, ağır mı geliyor? Gerçek yok, gerçek mi yok orada? Orada gerçek mi yok muhtemelen böyle. Ama muhafız da yani onlar böyle. Bir de bunların dışında hafî melekleri var. Hafî arşı. Arş tarafında tavaf eden melekler, dolaşan melekler arşın etrafında. Nasıl Kabe'ye dolaşıyor insanlar? Meleklerinden bir kısmı arşı tavaf ediyorlar. Arşı tavaf ediyorlar böyle etrafında. Onların sayısı çok. Bunlar çok büyük melekler bunlar da. Bunların nedir bunların görevi? Allah-u Teala'yı hamd tesbih etmek Mevlamızı. Onlara oruç yok. Hatta yemek içmiyorlar melekler. Namaz yok onlara. Namaz yok onlara. Onlara sır Allah-u Teala'ya hamd ile tesbih. Sübhanallah bir hamdi tarzında. Onların diliyle başka anlamda. Ama tesbihler onlara böyle şey. O melekler dünyayı bilmiyorlar melekler. O melekler cenneti bilmiyor melekler böyle. Onlar bir Allah biliyor melekleri cahil. Allah aşık melekler. Yaradık andan beri kim bilir kaç milyar yıl o andan beri işte bir ilahi aşk, Allah aşkı gelecekler diyor. O aşk ile Sübhane bir hamdihi derken böyle yerde inliyor. Allah'a tesbih edinler böyle. Ramazan'a geldiği zaman Allah emrediyor. En yekufü an tesbihi ve yesahülü ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan gelecek melam biliyor onlara. Ey meleklerim, Ramazan gelip bırakın sizin tesbihinizi. Ümmet-i Muhammed'e istiğfar edin, dua edin onlara. Ümmet-i Muhammed'e. İstiğfar, yani af ve istiğfar, dua edin onlara. Onlar yani bizlere bak, dua ediyor muhtemelen o melekler. Hamili arş deniyor bunlar. Hamili arş melekleri. En yüce melekler, kutsal melekler. Bunlar bir Allah biliyor bunu diyor. Biraz okuyorum inşallah Ebu Davud'dan. Bülbül Aleyhisselam Hazretleri, Likülüşeyin baben, ibadete savmı. Likülüşeyin baben, her şeyin bir kapısı var. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadeti es savmı. Orucun kapısı nedir? İbadetin kapısı da oruç. İbadetin kapısı oruç. Bir kimse oruçluyken, ibadeti daha kolay yapabilir muhtemelen, oruçluyken böylece. Yani Ramazan o kapı açılıyor. Yani hiç namaz kılmayan kişi teravihe geliyor. Cuma'ya gelmeyen Cuma'ya geliyor. Hatta bazı vakit namaza geliyor bazıları. Demek ki oruç ibadetinin kapısı. Oruçtan kimse içerisinde bu tarafta bir meyil olur. Yansıma olur bir ibadete doğru böyle şey. Namaza başlarlar böyle şey. Tabi bir insan Ramazan'da teravihe gelirken inşallah bir şey alır namazdan, camiden bir şey alır inşallah, hoşuna gider, bir feyiz alır, devam eder muhtemelen. Çoğu oluyor bu şekilde böyle mesela. Yani %10 her sene oradan kazansak, evet artıyor bu sayı tabi böyle şey. Artıyor sayı. Bunun için onlara yardımcı olur muhtemelen Ramazan'a muhtemelenler. Yani Ramazan teravih gelenlere, yeni namaza gelenlere onlara bir yardımcı olalım böyle. Onlara namaz, cami daha güzel yeri verelim. Onlara böyle bir ilgi gösterelim onlara karşı. Onlara bir yabancı bakmayalım. Onların hatasını da görmeyelim. Onların bazı namaz kılmasını bilemezler. Namaz kılmamışlar. Eksik hata olabilir. Onların kusurunu görmeyelim muhtemelen böyle. Yüzüne vurmayalım onların. Yeter ki namaza alışsın. Alıştı mı? Sonra düzelir onlar inşallah. Mekke'ye mükerrem hac zamanında
Mekke halkı tavaf etmez diye gitmez, tavaf etmezler. Mekke halkı tavaf etmez, gitmezler. Hac zamanı. Hac zamanı geldi mi, başlamazlar gelmeye, Mekke halkı yerine çekilir. Bayram günü onu tavaf ederler. Bayram Arife günü. Yine bu Aleyhisselam Hazreti buyuruyor. Es-sâimü fî ibadetin. Oruçtan kimse ibadet halinde, ibadette oruçtan kimse ibadet ediyor. Ve inkâne naimen alâ firâşihi. Oruçlu bir kimse yatağında ya da uyurken de ibadette. İbadette. Namaz böyle değil. Namaz insanın uyudu mu namazda, namazdaki tavrını bozmasa namazı bozulmuyor. Mesela otururken uyudu. Düşmüşse namazı bozulmuyor muhtemelen böyle. Ama düştü mü namazı bozuluyor böyle. Fakat bir insan abdestliyken mesela uyursa, bir yere dayansa yine o abdesti bozulur böyle. Şimdi ortada mesela oturuyor kişi mesela Ramazan'da. Oturuyor camide, evinde tabi olabilir, ortada oturuyor, bir yere dayanmıyor. Bu oturuyor, uyudu. Abdesti bozulmaz zaten. İçse uyusun. Abdesti bozulmaz. Eğer bir yere dayanıyorsa, tam dayanıyorsa, uykuya daldı mı abdesti gider zaten. Oruca gelince, oruçlu kimse, bak oruçlu kimse, yatağına uzansa da yine ibadet haline devam, ibadet devam diye böyle. Gündüzleri iş yapıyor mesela, değil mi? Tarlasına gider, bağına gider, dükkanına, iş yerine gider, amir memur neyse görevini yapar, ibadet devam ediyor muhtemelenler. Her nefesi bir tesbih anlamı geliyor oruçta. Her nefesi tesbih. Yani alıp verirken bir Allah diyor gibi zikir sağlığı muhtemelen oruçta. Yani oruç gerçekten bir ibadet böyle. Neden? Nefisle büyük cihat olduğu için, bilhassa özellikle böyle uzun sıcak günlerde daha güç, tabii daha zor, daha zorunlu, fakat sevap o zaman daha da fazla. Yalnız tabii şikayette olmaması gerekiyor, oruçluyken şikayet olmaması gerekiyor mesela. Yani bir insan oruçluyken işte şikayet ederse, ah oh mu sıcak mı, uf mu şikayet ederse, o zaman tabi sevabı eksilir, oruç bozulmaz. Oruçtur muhtemelenler. Ama sevabı eksilir. Bir de orucun yalnız mideyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Orucun mideyle sınırlı kalmayacak. Yani ağzı kapalı, mide bir şey gitmiyor. Bununla da oruç yeterli değil. Ne gerekiyor? Gözü de korumak gerekiyor. Kulağı korumak gerekiyor, eli korumak gerekiyor oruçluyken. Gözü koruyacak. Gözüne haram girmeyecek. Oruçluyken. Kişi oruçlu. Oruçlu ama, karnında aç ama gözü orada burada. Çıplara bakıyor. Bu gözü oruç tutmuyor bunun. Yani orucun bütün bedenin tamamının tutması gerekiyor. O böyle. Bütün bedenin tutması gerekiyor. Demek ki oruçluyken ne gerekiyor? Harama da bakmamak. Tabii her zaman bakmamak gerekiyor. Oruçluyken özellikle daha buna özen göstermek gerekiyor oruçluyken. Kulak. Tabii gıybet dinemez. Müzik. Müzik muhteremler. Yani günümüzde müzik artık insanın günlük yaşamına girdi müzik. Yani dini ilahiler bile müzik de oldu. Haram da oldu. Ya Allah ismini anlıyor. Allah Allah diyor ama müzik de, caz takımlarıyla. Böyle ibadet mi olur muhtemelen böyle? Yani sapıklık bunlar Allah korusun böyle ibadet. Hristiyanlığa bir özenme bu. Hristiyanlıkta vardır. Hristiyanlığında kilise müziği vardır. Neden? Onun dini kayboldu gitti böyle. Ne yapacaklar? Halk sıkılıyor kilisede. Tabii ne yaptı papazlar? Çıkarlar kiliseye müzik çıkarlar böyle. Dandın 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 böyle. Şarkı dönün böyle şey. Eğlence oldu din böyle şey. Yani Ramazan'da kulağı da korumak gerekiyor, müzik. Efendim işte ilahi dinliyorum. Müzik, müzik muhtemelen. Müzik, müzik de böyle ya. Kelime değilmişse fark etmez. Müziğin kendi yasak. Kelime değişmez böyle, fark etmez. Bir de muhteremler,
Tabii kalbi de korumak, Ramazan kalbi de korumak gerekiyor. Yani kul Mevla ile beraber olmalı kalp, gönül. Olmalı kalp, gönül böylece. O zaman oruç tam oruç olur böylece. Kişi bundan çok faydalanır böyle. Yani gönlü kalp de hep Mevla ile olmalı. Kişinin gezdiği yerde, oturduğu yerde, çalıştığı yerde hep Mevla ile beraber olmalı. Onu anmalı, hatırlamalı Mevlamızı böyle. Boş zamanlarında kelime-i tevhid, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Kelime-i tevhid kısa ama anahtar, iman anahtarı bu. İman anahtarı. Hazine buradan giriliyor. Kısa. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunun biraz tabii bilinçli olması da gerekiyor. Şimdi la Arapçada nefi oluyor. Nef, olumsuzluk yani. La ilahe derken içindeki kalbin ilahları atıyor. Atıyor onlara böyle. Yani öyle insan var, parayı putlaştırmıştır, parayı. Haramına putlaştırmıştır, işini putlaştırmıştır, mülmeyi putlaştırmıştır, ilahlaştırmıştır. Hep atıyor bunları. La ilahe illallah da önce nefi ispat deniyor buna böylece. Önce defi zarar, sonra cel menfaat dönüyor bak. Önce defi zarar. Mesela bir yangın var, ev yanıyor. Usta çağırdı bir tane tamir etsin. Olmaz. Önce yangın söndürülür, tam soğutulur. Olmazsa onların başlar böyle şey. Şimdi gönül pis. Kalbi pislik var. Şehvet dolu, öfke dolu, kin dolu, kibir dolu. Değişik Allah'tan başka sevgiler olur kalpte. Kalp kirlenmiş kalpleri. Ne gerekiyor? Bu temizliği gerekiyor bunun işte. İşte la bunu yapıyor. La. La çekiyor bak bunu. La ilahe. Ay ilahe yok böyle. İllallah. Ay Allah Celle Şahane. Kalbi böyle. Bunu kalbi bulmak gerekiyor böyle. La ilahe illallah derken bunu kalbi bulmak gerekiyor bu şey. İllallah. Kalpte bir Allah'ın kalması gerekiyor muhtemelen. Ve öyleyim kalpte başka sevgi istemiyor. İstemiyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a emretti Yusuf, İsmail'i kurban et diye. Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek Mevla Rabbi vardı. Allah aşıktı İbrahim Aleyhisselam'a. Ateşin kenarına getirildi. Mancına konuldu. Ateş dağları, ateş yanıyor. Alev yanıyor böyle. Atacaklar. Cebrail sen geldi, yardım edeyim istemiyorum. Allah bana yeter. Hasbiyallah benim vekil dedim. Ama sonra oradan hicret etti, Filistin'e gitti, Hayli kasaba yerleşti orada, oğlu İsmail Aleyhisselam oldu. Oldu ama, onu çok sevdi şimdi, herkes sever ama, o peygamber ya, peygamber, benim onu kıssam da muhtemelen. Çok sevince, buyurdu ki, ya İbrahim, en çok sevdiğin şeyi bana kurban et, en çok sevdiğin bana kurban et. Rüyada uyandı, düşünün taşındı. Acaba en çok neyi seviyorum? Develeri vardı. Hepsine kes kurban etti. İkinci akşamı yine Mevlam buyurdu. İbrahim, en çok sevdiğini bana kurban et. Olmadı. Ne sevdiğin inekleri vardı, onlar etti. Altını kesti, olmadı. Mevlam buyurdu üçüncü akşamında, en sevdiğin İsmail, onu kurban et. Bak İsmail. Oğlunu yatıracak, eline bağlayacak, bıçak elini kesecek burnu. Kesecek böylece. Bunu yapmaya kalkıştı mı? Kalkıştı tabii, Allah emri böylece. Böyle bıçağı burnuna sardı, Mine'ye götürdü. Mine'ye götürdü, yatırdı, eline ayağına bağladı. İsmail diyor ki, çocuk da henüz daha böyle. Baba, elime ayağım bağlama be, çöz bunları be. Neden oğlum? Ağlıyor İsmail ama. Ağlıyor, gözden yaş geliyor. Neden yavrum? Baba, melekler bana bakıyor şu anda da, elim ayağım bağlı da, istemiyor kurban oluyor demesinler bana. Elim ayağım çöz de, görsün melekler mi Allah'a fedayım ben, kurban da Allah'a veriyorum. Çözdü.
Artık gönlünü kapadı şöyle, bıçağı bize biledi, şey, çekti bıçağı bütün kuvvetiyle. Ama hiç kılını kesmedi muhtemelen. Bir daha çekti, gene çekmedi. Taşa vurdu kayaya, taşı gibi öldü. Ya bıçak, neyi kesmiyorsun? Bıçak konuştu. Konuşur mu? Konuşur. Atomlar, onlar Allah diyorlar, dönüyor etrafında. Her şey Allah diyor aslında, biz duymuyoruz böyle. Konuştu. Ya İbrahim, sen kes diyorsun, Allah kesme diyor, kimi dinleyeyim? O anda Cebrail Aleyhisselam koç getiriyor. Birinci semada tekbir getir. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber derken muhteremler. Buyurdu Mevlam, İbrahim ben sana onu kes demedim, muhabbetini kes. Muhabbetini kesin yetti bana bu. Bunun için aziz cemaatimiz, işte budur tevhid. Bu da muhteremler. La ilahe illallah, kalpten her şeyi çıkıp atmak, pişir atmak böyle şey. İllallah, ilahe sevgi doldurmak böyle şey. Bir de Ramazan tam muhteremler hatim okunuyor, Kur'an okunuyor Ramazan'da okunuyor böylece. Bu peygamber zamanında olan bir olaydır. Yereka cibül fiküleyti min Ramazan'e resulü Kur'an'e. Her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam peygamberi gelirdi, gece gelirdi Cebrail Aleyhisselam gelirdi. O Ramazan'a kadar ne kadar ayet süre gelmişse onları bir kontrol ederlerdi böyle. Ders yapardı. Cebrail peygamberdir. Peygamber okuyor, yavaştan dinliyor ve anlamını böyle, içeriğini arada ders yapıyorlar böyle şey. Peygamberimizin bilmediğini Cebrail Aleyhisselam biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavmi geçiyor, Lut Aleyhisselam. O kavmin batışı geliyor. Lut Gölü Meydana geldi. Bunu Mevlam bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl oldu bu? Yapan bunu Cebrail Aleyhisselam yaptı muhteremler. Onu açık Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed. Kardeşim Muhammed hep kardeş demek. Ya Muhammed kardeşim Muhammed demek böyle şekilde. İşte ben İbrahim Aleyhisselam önce gittim. Lut Aleyhisselam'ın evine gittim. İşte böyle böyle kalkırdım yerinden yere vurdum bu şekilde böylece. Mesela Firavun Kızdeniz'de boğuldu. Boğulurken Cebrail Aleyhisselam yanında Cebrail. Yanında Cebrail yanında muhteremler. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in her sene gelen ayetler orada Cebrail ve karşılıklı müzakere edilirdi böyle. Okunur, anlamı böyle müzakere edilirdi. Cebrail tam daha iyi biliyor bu konuları böyle şey. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, sumu tesihhu. Oruç tutunuz, sağlığınıza kavuşursunuz. Yani sıhhatli olursunuz. Oruçta demek ki hastalığı değil, zafiyet değil, sağlık ve sıhhat var oruçta muhtemelen. Mevlam buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde Araf'ta külü veşib ve la tüsrifu. Kulunu yiyin için ama israf etmeyin. İsraf etmeyin. Yeme içmeye de bir had hudud var muhtemelen. Yeme içmeye de böylece. İşte Ramazan'da da bunu uygulayabilirsek, ne yazık ki muhteremler, bir Ramazan'da aksini yapıyoruz böyle. Yani Ramazan'ı yeme, içme, besiye şekilme değil. Bizdeki ters uygulama. Ramazan'da oruç açlığa gitmeme, yeme, içmeden muhteremler. Peki biraz beden acaba kilo verse iyi olur mu Ramazan'da? İyi olur, vermesi de gerekiyor aslında. Yine bu Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Likün işte zekatın, her zekatı vardır, zekatı cisedi, es-savmı. Her şeyin zekatı vardır. Nedir zekat? Mesela malda eksilme. Paradan çıkar, işte ticari maldan çıkar, bir o malda eksilme, zekat böyle şeyler. Bir de bedenin zekatı var, bu da nedir? Es-savmı, oruç, oruç böyle. Demek ki bir insan oruçluyken Ramazan ayında biraz kilo verirse ne olur? Beden zekatını vermiş oluyor muhteremler. Vermiş oluyor böylece. Düşünelim ki bir fabrika gıda üretimi yapıyor fabrika. Gıda üretiyor bir fabrika.
Durmadan çalışıyor, durmadan çalışıyor. Tabii atık olur fabrikada, makineler arıza yapar, artık her şeyler motora yorulur. Ne gerekir arada bir? Bakım gerekir muhtemelen. Hani bakım gerekiyor böyle şey. Beden, bedende bakım istiyor muhtemelen. Ben isteyeyim böyle şey. Bilhassa günümüzde muhteremler. Çünkü bedenimizin yaratılışı, organlarımızın görevleri, sistemlerin görevi. Neye göre yaratılmış bunlar? Doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böyle şey. Yani bütün organlarımız, doğal sistemlerimiz, bütün bunlar neye göre? Doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böyle şey. Şimdi doğal gıdaya gelmeyeceği ne oluyor? Organlar, sistemler, dolaşımlar tekrar başlamasına böyle. Başlayalım böyle şey. Bir fabrikanın nedir yapacağı iş? Bu yapacağı iş görev belirir böyle şey. Ham maddesi bellidir. Eğer o ham maddenin dışında başka bir şey getirilirse makine bunu kaldıramaz muhtemelen. Gücü giden makinelerden böyle şey. Bunun için ne gerekiyor Ramazan demek ki? Önce insanlara doğal gıda almamız gerekiyor. Doğal gıda muhteremler. Yani katkı maddelerinden kaçınmamız gerekiyor böyle. Doğal gıda. Böyle şey. Efendim işte günümüzde teknoloji çok ilerledi. Tıp zirveye ulaştı. Hastanelerle ama girilmiyor. Hastanede. Hastalıklar böyle. Hatta kalp ameliyatı artık gençler indi. Yani küçük çocuk hasta. Neden? Doğan şu aşı yapıyor doğan çocuğu. Hem aşı yapıyor çocuğu. Aşılanıyor böyle. Nedir bu aşı? Çocuğun savunma gücünü öldürüyor işte. Yok ediyor savunma gücünü. Halbuki Allah ana sütüne bunu vereyim böyle bunu. Ana sütüne bu aşı var ana sütünde muhteremde. İlk gelen süt farklı süttür. Oğuz dediler buna muhteremde. Bu aşı da bu süt bu şekilde böyle şey. Bunu vereyim ben bu şekilde böyle şey. Çocuk doğuyor, aşı yapılıyor. Çocuğun savunma gücü devre dışı kalıyor muhtemelen böylece. Devam ilaç alma. Ateş oluyor biraz, hemen doktora. Ateş düşürücü. Halbuki muhtemelen bunlar bir sinyal bunlar böylece muhtemelen. Sinyal bunlar böylece. Yani bir arıza ateş olacak insanda bazen böylece. Bir de muhteremler, biz de yeme içmede aşırı gidiyoruz muhtemelen. İsrafa gidiyoruz bu şeye böylece. Gülü Aleyhisselam Hazretleri her şeyin hastalığı el beredetiyor. Acıkmadan yemek, tokuna yemek bakınız. Aslı küllü daim. Her hastalığın başı acıkmadan yemek, tokuna yemek. Acıkmadan yemek muhtemelen. O kadar tehlikeli muhtemelen. Atıştırma, durma, atıştırma. Bizim mahvede bu muhtemelen. Hastalığın başı bu muhtemelen. Bu da peygamber söylüyor. Aslı, küllü, daim buyur bak. Her şeyin aslı, aslının başı acıkmadan yemek, tokana yemek. Önce gıda sindirilmeden başka bir şey yemek bak. Kişi bir şey yemiş böyle. Karnını doyurmuş. Kapıdan kalkıyor. Hadi bir de Efendimiz'e bir de şeftali yiyin bakın üzerine. Olmadı muhtemelen böyle. Olmadı böylece. Yani sindirim başlamış. Sindirim başlamış böylece. Ona bir lokma ilave ettik mi, o sinirini bozuyor muhtemelen. Mideye helak böyle. İntihar bulundu. İntihar muhtemelen. İntihar böyle. Hafif gıda lazım. Hafif gıda lazım. Gıda lazım. Hafif lazım böylece. Onu mide sindiremez. Sindiremez. Mide yorgun böylece. Şimdi gerçekte nedir Ramazan'da? Beden bakımını yapıyor. Beden. Yani sürekli gıda alırken beden ne yapıyor? Onu sindirmekle meşgul. Devamlı böyle. Onun hazmiyle meşgul böyle. Kalp tepkinin sisinde onunla uğraşıyor bunlar böyle şey. Bir de boşalınca ne oluyor? Beden kendi temizliğine bakıyor. Temizleme. Atıklar var bedende. Zehirli maddeler var. Toksinler var. Bunlar temizlemeye çalışıyor beden bu şekilde böyle şey. Yani çok güzel bir şey bu namaz anlattığında. Açlık. Açlık çok güzel bir şey böyle şey. Yani beden kendini temizliyor. Bakım yapıyor böyle. Organlar rahatlıyor böyle. Kalp rahatlıkla çalışıyor kalbi. Kalp zorlamıyor. Kalp boşta çalışmaktan böyle. Her sistemden rahat veriyor. Solunum rahat bundan bu şekilde. Rahat verici. Akşam iftar vaktinde sıcak kıymalı, yağlı kıymalı pide muhteremler böyle. Sıcak böyle. Hamur gibi tabi böyle.
Bir de acıkmış kişiye böyle, bir görmemiş gibi telefe görmemiş gibi böyle, ona bir saldırı böylece. Bir de iftar davetleri, iftar daveti, tehlike muhtemelen be, der ki böylece. Börekler, şunlar, pilavlar, ette ağır, en ağır yağlı yemekler, en ağır şeyler, tatlılar, baklavalar, iftarda. Tamam, iş bitti muhtemelen be. Ramazan sıvan salıp, gölde gitti muhtemelen be. Yani bilhassa iftar yemeği hafif hoca, hafif hoca muhtemelen. Beden sindiremesi ne oluyor? Sindiremeyen şeyler çürüme oluyor, mayalanıyor bunlar. Sindirilemiyor. Sindiremeyen şeyler sinir sistemini bozuyor, sinir sistemi çalışamıyor, bağırsaklar tembelleşiyor muhtemelen. Atamıyor bağırsak bunlara böyle. Kabızlık başlar, gaz yapar, bu gaz kana karışır, zehirlenme yapar, insana bitkinlik olur, harçlık olur, uykusuzluk olur. Şunlar bunlar olur muhtemelen. Her hastanın başı bu fazla yemek mutlaka böyle. Yani hafif yemek gerekiyor. Bilhassa Ramazan iftarı vaktinde mutlaka hafif böyle, hafif kahvaltı türü böyle, çorba bile, hafif bir şeyler. Hatta pek karın doyulmadan böyle mutlaka böyle. Yaparsın ne olur böyle. O bir insanın sağlığına kavuşur muhteremler. İslam'da sağlık çok önemli İslam'da. Sağlık önemli muhterem. Bir insanın sağlığı bozuldu mu, onun sinir sistemi de bozulur. O kişinin sinir sistemi de bozulur. Çabuk kızar, o şey kızar, öfkelenir, kalp kırar, huzuru kaçar kendisinin de. Sağlık önemli, sağlık önemli bu şekilde. İnşallah aziz cemaatimiz, bedenimize zekatını verelim Ramazan'da. Yani biraz kilo verelim muhteremler, kilo verelim böyle. Nasıl kilo verilir? Yağların erimesi, erimesi muhteremler. Bende yağ yapıyor bedende böyle şey. Yağ yapıyor bunlar böyle. Kalpte, mide, bağırsaklarda yağ yapıyor bunlar böyle. Bunların erimesi gerekiyor. Bir de bedende ne kadar böyle zararlı madde varsa hep bunlar yağ depoluyor bunlar burada böyle. Hep bu depoları temizliyor muhteremler. Yağda erimeye başlıyor. Beden bir rahatlamış oluyor. Oluyor. Yani sağlığına kavuşmuş oluyor. Ramazan'da inşallah Teala aziz cemaatimiz namazı yani teravihle böyle kalmasın da inşallah Teala günüz namaz kılalım muhteremler. Bilhassa sabah namazları. Sabah namazına camiye gelmeye çalışalım muhteremler. Elden geldiği kadar sabah namazı muhteremler. Sabah havası, o hava başka havadır böyle. Onun ismi Arapça'da Bad-ı Sabah denir. Bad, rüzgar demektir. Bad-ı Sabah, Farsça'da. Sabah ezanının vaktinde doğudan bir yel eser. Adı Bad-ı Sabah'dır, yel eser böylece. O yel çok sağlığa faydalı muhtemelen. O yel muhtemelen. O havayı kim solursa, Allah'ın izniyle bu insana abayet veriyor. Sabah ezanından okunacaki havaya gerekiyor bunları. Allah inşallah muhteremler Ramazan'ı karşılaması hepimiz inşallah. İzleten Fatiha.